Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Hicri takvime göre Recep ayında ilk perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece olan Regaip Kandili tüm yurtta ve İslam aleminde olduğu gibi Aksaray'da da huşu içinde eda edildi. Mübarek üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili Ulu Cami'nde manevi coşku içinde eda edildi. Başta Ulu Cami, Somuncu Baba ve Cemalettin Aksaray camileri olmak üzere tüm camilerde düzenlenen kandil programlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar geceyi namaz kılıp dua ederek geçirdi. Regaip Kandili nedeniyle Ulu Cami'nde kandil programı düzenlendi. Akşam namazı sonrası başlayan programa binlerce vatandaş katıldı. Regaip Kandili'ni Ulu Cami'nin manevi havası içerisinde eda etmek isteyen vatandaşlar camiye akın etti. Düzenlenen programda hafızlar Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okudu, vatandaşlar edilen dualara icabet etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi. Aksaray Belediyesi Regaip Kandil dolayısıyla yatsı namazı çıkışında vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. Belediye ekipleri tarafından düzenlenen programda görevliler kandil simidi dağıtırken vatandaşlara aynı zamanda Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın Regaip Kandili tebrik mesajını ilettiler. Ulu Camii, Somuncu Baba Camii, Cemalettin Aksaray Camii, Müftülük'le Devlet Hastanesi Acil Servisi Bahçesi'nde yapılan simit dağıtımı halkın memnuniyetiyle karşılandı. Vatandaşlar her kandilde simit dağıtarak kandillerini tebrik eden Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ettiler. Kandilin ruhuna uygun vatandaşlara ikramda bulunan Aksaray Belediyesi 10 bin kişiye kandil simidi dağıtırken hayırsever bir vatandaş da lokma tatlısı dağıttı. Aksaray Belediyesi Fen İşleri ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Çiftlik Mahallesi'nde yol açma ve kanalizasyon çalışmalarına başladı. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çiftlik Mahallesi'nde 20 metre genişliğinde 600 metre yol açma çalışması, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri ise 400 metre kanalizasyon hattı çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, sağlıklı, sürdürülebilir su ve kanalizasyon hizmetini Aksaray'ın her noktasına ulaştırabilmek için 2018 yılının altyapı üst yapı konusunda önemli bir yıl olacağını kaydetti. Aksaray Belediyesi 2018 yılı yatırım programında önceki yıllarda olduğu gibi yine altyapıya yönelik çalışmalarla kanalizasyonu olmayan yerleşim yerlerini, kanalizasyon şebekesi, eskiyen şebekelerde de ıslah çalışmalarını devam ettiriyor. Aksaray Belediyesi merkez ve kırsal mahalle gözetmeksizin tüm vatandaşların altyapı hizmetlerinden 24 saat kesintisiz ve sıkıntısız şekilde faydalanması için altyapı ve üst yapı gereksinimlerini karşılarken bir taraftan da mevcut hizmetlerin aksamaması için yoğun mesai harcıyor. A Milli Kadın Handbol takımımız 25 Mart Pazar günü Aksaray'da Litvanya maçına çıkacak. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı 25 Mart'ta oynanacak milli maça tüm spor severleri davet ediyor. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı tüm spor severleri A Milli Kadın Handbol takımının 25 Mart Pazar günü Aksaray'da karşılaşacağı Türkiye-Litvanya 2019 Dünya Bayanlar Handbol Şampiyonası grup eleme maçına davet ediyor. Daha önce Ocak ayında 2019 Dünya Handbol Şampiyonası Avrupa elemeleri kapsamında Handbol Erkekler Milli Takımımızın Hollanda ve Yunanistan'la karşılaştığı milli maçlara ev sahipliği yapan Aksaray'da yeniden milli maç heyecanı yaşanacak. A Milli Kadın Handbol Takımımız 2019 Dünya Bayanlar Handbol Şampiyonası grup eleme maçında 25 Mart Pazar günü Aksaray'da Litvanya ile karşılaşacak. Tüm spor severleri maça davet eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'ımız 25 Mart Pazar günü yine bir milli maça ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşamaktadır.
Daha önce erkekler handbol A milli takımımız 2019 Dünya Handbol Şampiyonası Avrupa elemeleri maçlarında bize milli maç heyecanını yaşatmış, tarih yazmıştı. Şimdi sıra A milli kadın handbol takımımızda. Tüm spor sever hemşerilerimizi Türkiye-Litvanya maçına bekliyoruz dedi. Türkiye-Litvanya maçı 25 Mart Pazar günü saat 17.30'da Aksaray Hasan Dağı Spor Salonu'nda. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor ligin 24. haftasında Niğde ekibi Azatlı Spor'u kendi evinde ağırlayacak. Geçen hafta aldığı mağlubiyetle şampiyonluk yolunda yara alan temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor bundan sonraki maçlarında telafi için sıkı çalışıyor. 68 Aksaray Belediyespor bu hafta ligde 0 puan çekerek ligin son sırasında yer alan Niğde ekibi Azatlı Spor'la karşılaşacak. Liderlik yolunda elindeki avantajı kaybeden temsilcimiz siyah beyazlı ekip şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürürken çıkacağı karşılaşmalarda puan kaybı yaşamamak için antrenmanlarını sıkı tutuyor. Temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor 25 Mart Pazar günü kendi evinde Dağılgan Stadında Azatlı Spor'la karşılaşacak. Tekerlekli sandalye basketbol takımı temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor ligin 16. haftasında kendi evinde Çanakkale Boğaz Gücü Basketbol Spor Kulübü'nü konuk edecek. Tekerlekli sandalye basketbol 1. ligi 2. yarısında kaybettiği maçlarla ligin 9. sırasında yer alan temsilcimiz bu hafta karşılaşacağı Çanakkale Boğaz Gücü Spor Kulübü maçından galip çıkarak puan cetvelinde daha üst sıralara çıkmak istiyor. İlk maçta deplasmanda 70-54 ile Çanakkale Boğaz Gücü Spor Kulübü'ne yenilen temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor kendi seyircisi önünde galibiyet için antrenmanda. Çanakkale Boğaz Gücü Basketbol Spor Kulübü ertelenen maçlarla ligde 22 puanla 6. sırada. Karşılaşma 25 Mart Pazar günü Dağılgan Kapalı Spor Salonu'nda saat 13'te başlayacak. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.